bir mana potion'ı tercih ediyor derken maç başladı. Taipei Assassins Lavida, Vietnamlı oyuncu Lavida'nın üzerine bir yasaklama yaptı. Fizz banladılar ki Lavida'nın Garena'da en çok kullandığı şampiyonun Fizz olduğunu biliyoruz. Kendisi eski bir üst koridor oyuncusu aynı zamanda. O yüzden LeBlanc gibi şampiyonlara da hakim. LeBlanc, Azir. Bu tarz şampiyonlara Alistar yasaklaması görüyoruz. Alistar'a baktığımızda arkadaşlar Tusu, Saigon Jokers'in Garena'da en çok tercih edilen tercih ettiği şampiyon Alistar'dı. Bireysel performansında da en sevdiği birinci şampiyon başta Alistar, ardından Janna ve Thresh geliyor. Bakalım üçüncü tercihi ne olacak? Taipei Assassins'in banını da Saigon Jokers ekibinin Kassadin ve Syndra yasaklamasını görüyoruz. Kassadin yasaklaması tamamen Chavi'ye gelen, Syndra ve Kassadin yasaklaması tamamen Chavi'nin üzerine oynanmış bir yasaklama. Tamamen onun üzerine oynanan bir oyun. Azir'e baktığımızda ise şu anda Azir tekli dereceli sırada yükselmenizi sağlayabilecek yegane şampiyonlardan çok güçlü. Hani herhangi birlikte elmasa kadar taşıyabilecek kadar güçlü bir şampiyon Azir. Onu yasakladılar ve karşı Saigon Jokers de üst koridorda Morning'in ellerinde Rumble'ı görmek istemiyor. Morning'in de en çok tercih ettiği 4. şampiyon Garena Premier Lig'lerden, hatırlayacağınız üzere. Tristana'ya, Taipei Assassins'e baktığımızda Lissandra tercihi geldi üst koridora. Lissandra hani Rumble yasaklamasından anlayacağınız üzere üst koridor oyuncusu. Morning genellikle yetenek gücü ağırlıklı, alan etkili, kitleyi kontrol edebilen şampiyonlar tercih ediyor. Janna tercihi geldi. Dediğimiz gibi Alistar'dan sonra en sevdiği, en hakim olduğu şampiyon tusu. Aynı zamanda koridorda nişancısına saldırı hasarı vermesi, ek olarak hareket hızı vermesi, ultisiyle olası bir takım savaşından kaçınması veya bir ultisiyle flash ulti yaptığında insect tarzı bir hareket yapması Janna'yı çok özel kılıyor ve turnuvada en çok seçilen destek karakterlerinden biri yapıyor. Rek'Sai tercihi geldi ormanda arkadaşlar. Rek'Sai'yi de geçen oyun görmüştük. AHQ ekibinin yenildiğinde Flash Wolves ekibi Rek'Sai ile gerçekten ilk maç taşıdı diyebiliriz. Tamamen Rek'Sai'nin etkinliğiyle yarı finale geldiler diyebiliriz. Hani kilit noktaların birisi de Rek'Sai'ydi. Nar ve Sivir tercihi. Sivir bıçaklı bumerang. Ardından neydi yeteneğin adı, şu anda aklıma gelmiyor. Bıçaklı bumerang ve W yeteneği seken atış sayesinde koridoru hızla ittirebilecek. Geçen oyun hatta Tristana'ya ilk item statik çıktığını görmüştük koridoru ittirmek için. Ama Sivir zaten koridoru çok hızlı ittirebiliyor. Bu bir avantaj. Nar'a baktığımızda Nar'ı üst koridorda göreceğiz diye tahmin ediyorum. Lissandra büyük ihtimalle orta koridora geçecektir. Üst koridorda Nar gerçekten LeBlanc'ı çok rahatsız edebilir. Acaba LeBlanc şu anda orta koridorda mı, üst koridorda mı? Açıkçası bunu Saigon Jokers'ın destek oyuncusunun seçiminden sonra anlayabileceğiz. Jarvan ve en iyi tercihi geldi. Gerçekten şu anda takım olarak kombinasyonları çok iyi. Jarvan'ın ultisine Nar ultisiyle Jarvan'ın duvarına çarptırabiliyor ki bu çok önemli bir özellik. Yani bu ne demek? Jarvan ultisini attığında Nar da ultisini atacak. Aynı zamanda araya buzul pençeyle girip donmuş mezarını kullanan bir Lissandra olacak. Onun ardından da Annie'nin Tibbers'ı, gerçekten muhteşem bir combo. Aynı zamanda Sivir'in hızlandırması da olası bir takım savaşından kaçma veya olası bir takım savaşını yapmaya götürecektir arkadaşlar. Şu anda Mundo üzerinde duruyor Saigon Jokers. Üst koridorda Mundo uzun süredir görmüyorduk. Sezon 5'in başlarında yeni gelen kabiliyetlerle aslında çok cuk oturan bir şampiyondu. Ama sezon 4'ün başları mıydı? Sezon 4'ün başlarında görüyorduk. Sezon 5'ten itibaren pek fazla görmediğimiz bir şampiyondu ve Malphite tercihi geldi. Malphite ultisiyle zıplattıktan sonra Rek'Sai gömül yeteneğinden çıkıp zıplayan şampiyonları bir tur daha zıplatabilir. Gerçekten böylelikle bir burst diyebileceğimiz ani yüksek hasar verebilen şampiyonları tercih ettiler. Baktığımızda inanılmaz derecede
Kısa mesafeyi hızlı kat edebilen şampiyonlar görüyoruz Sögun Jokers takımında. Mesela ne gibi? Mesela Malphite ultisiyle hızla mesafe kat edebilir. Mesela Rex'e ultisiyle tünelleriyle hızla mesafe kat edebilir. LeBlanc Burkaç'ıyla hızla mesafe kat edebilir. Grace'e baktığımızda hızlı tetik yine mesafe kat edebilen skill'ler. Janna'ya baktığımızda zaten kendisini dost oyuncularına ve kendisine hareket hızı vermesi önemli özellikler arasında tercih edilmesinin etkenlerinden birisi. Maçın başlamasına saniyeler kaldı. Sel turnuvasının görüntüsünü görüyorsunuz şu anda ekrana yansıyor. Orada da oturup izliyorlar şu anda turnuvayı. Yarı final mücadelesi Taipei Assassins ve Saigon Jokers. Saigon Jokers bir Vietnam takımı, Taipei Assassins ise Tayvan takımı. Her iki takım da çok başarılı. Eski Dota oyuncuları olduğunu söylemiştik. Çoğu oyuncu direkt ilk en sevdiği şampiyonları oynayamıyorlar ban ve yasaklamalar yüzünden. Ama şu anda gayet yine ikinci, üçüncü tercihler arasında olan şampiyonları tercih ettiler. Lissandra hızla rakip ormana doğru ilerliyor. Üst koridora baktığımızda eşyalara birazcık değinmek gerekirse Nar'ın uzun kılıç aldığını, Malphite'in kristal materyalle başladığını görüyoruz. Nar'ın uzun kılıç alması ve 3 tane can iksir olması koridorda daha uzun olacağını gösterir ama Doran kılıcından gelen ek can ve can çalma olmaması onu birazcık zarara sokacaktır. Orta koridora baktığımızda her iki oyuncu da klasik başlangıç yapmış ve Doran'ın yüzüğünü tercih etmiş. Nişancılar keza Doran'ın kılıcını tercih etmiş. Destekler en iyi çok agresif bir destek. Düz vuruşlarıyla çok ön planda çünkü mesafesi, düz vuruş mesafesi o kadar yüksek ki. Büyü hırsızının marifetini tercih etmiş ki büyü hırsızının marifeti destek eşyası olarak düz vuruşlarda altın vermesi çok önemli bir özellik. Janna da büyü hırsızın marifeti tercih etmiş çünkü Q'su, Q yeteneği, W yeteneği, E yeteneği, ultisi tamamen tüm yetenekleri yetenek gücünden kaynaklanıyor. O da mantıklı bir tercih. Kendine kalkan verip düz vuruş yaptığında aynı zamanda altın kazanacak. Son zamanlarda dünkü maçlarda ve önceki maçlarda ormancılarla birlikte destek üst koridorunun gezdiğini gördük. Büyük ihtimalle yine aynı olay devam edecek. Sivir ikilisi aşağı koridorda şu anda. Gelen minyonları hızlı üstüne çekip kendi koridorlarını ittirecekler. Bu arada bir su içmem lazım. Öksürüyorum. Kusura bakmayın. Tamamdır. Geldim. Şu anda boğazıma bir şey olmuştu. Çok özür diliyorum. Orta koridoru hızla ittiren bir Lissandra görüyoruz. Keskin buz yeteneğiyle. Aynı zamanda pasifinden mana gitmemesinden biliyoruz. Mana harcamıyor. 16 saniyede bir yeteneği manasız olması koridoru hızla ittirebilmesini, rakibi rahatça dürtebilmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi hızla minyonları ittirmeyi başardılar. Henüz dakika 2 olmasına rağmen kulenin altına dayandı Graves. Çünkü yaptıkları şu. Sivir minyonları kendi üstüne çekiyor ota doğru. Bu arada yukarıya bir baskın geldi. Rek'Sai'nin Morning'in canı çok az. Kule altına girebilecekler mi acaba? Rek'Sai kuleden çok hasar alınca geri döndüler. Baktığımızda Nar'ın sıçrası gittiğini ve Rek'Sai'nin de sıçrasını gittiğini görüyoruz. Şu anda Taipei Assassins bir adım daha önde. Çünkü giden bir sıçra oldu. Rakibe baktığımızda iki tane sihirdar büyüsü gitti. Bir sıçra gitti ve bir bitkinlik gitti. Yani Morning daha karlı durumda diyebiliriz. Şu an için nişancılara baktığımızda Sivir gerçekten şu anda çok üstün Lupin. Taipei Assassins'in nişancısı Lupin şu anda çok üstün. Graves'e göre minyon sayısı neredeyse 2 katına ulaşmış durumda. Kendisi zaten geçen oyunlarda çeyrek final mücadelesinde de hatırlayacağınız üzere minyon farkı 100'ü, 70'i, 80'i bulan bir oyuncu. Bu arada seken atış ve bıçaklı bumerang Grace'in canını bir hayli indirmiş durumda. Grace can iksirini basmak zorunda. İşte en iyi şu anda mükemmel bir hasar. Bıçaklı bumerang da canını bir hayli yakıyor canının. Şu anda aşağı koridora hareket eden, onlara yardım edebilecek birisi yok. Ama kule altına girebilecek kadar da değil tabi Sivir'in ikilisi. Janna Graves'e kule altında giremezler henüz zaten bu levelde.
Jarvan şu anda Rexha'nın arkasında. Rexha'yı gömül yeteneği kullanırsa anca onu fark edebilecek. Şu anda onu fark etti. Rexha'nın stres olmadığını biliyoruz. Orada tüneli çok güzel kurdu. Bu arada Jarvan çok kötü bir pozisyonda. Arkasına ışınlan geldi. Malphite ışınlanmayı başardı orada. Stresini kullanacak mı? Hayır, yavaşlatmayı başardı. Şu anda stresini de kullandı. Yavaşlatma efektini uyguladı. Lissandro orada. Ya, 3 oyuncuyu da yavaşlattı. Jarvan stresiyle kaçmayı başardı ama şu anda o kadar kötü bir pozisyonda ki Annie. Ejderha haznesinin içinde sıkıştı kaldı. Takım arkadaşını kurtarayım derken yem oldu ve böylelikle ilk kan dökülüyor arkadaşlar. İlk kanın skoru ise Janna'da oluyor. Bu Taipei Assassins için en azından bir nebze iyi bir şey olabilir ama Saigon Jokers gerçekten çok iyi başladı maça. Tam olarak 4 kişi asist aldı. Hani bir nevi bir takım savaşı diyebilirdik ona. Hani 4 kişi asist aldı, 1 kişi de skor aldı. Güzel bir maç izliyoruz. Heyecanlı, hızlı başlayan bir maç izliyoruz. Seken atışla minyonları hızla ittirmeye devam ediyor. Graves aradaki minyon farkını kapatmış durumda şu an için. Hatta eşitlemiş durumda. Kapatmıştan ziyade bu arada ninja baskın için Jarvan aşağı koridora gelmiş durumda. Rakip aşağı koridorda olduğunu biliyor çünkü orada totemleri vardı. Her ne kadar kırılmış olsa da Jarvan şu anda üste geri dönüyor. Ama Graves Janna ikilisinin canı çok az. Onların da üste geri dönmesi gerekiyor çünkü şu anda otta hala Jarvan var mı yok mu endişesi taşıyorlar. Baktığımızda evet, geri dönmeye başladılar bile. Orta koridorda baktığımızda 15 minyon fark Lissandra şu anda gerçekten çok ileride. Lissandra LeBlanc takasına göre Malphite Nar arasında şu anda açıkçası ben Nar'ı bir adım daha önde görüyorum. Mega Nar haliyle şu anda Morning üstüne yürüyor Malphite'ın. Ama Malphite'ın canı ve manası daha fazla şu anda. Çünkü kristal matarası var ve kristal matarasını aktif etmiş durumda. Ejderhaya başlayan bir Type Assassin's görüyoruz. Ama hayır, geri dönüyorlar. Orada tüneli kırdılar ve görüşlerini kırmaya çalıştılar. Olabildiğince görüşü azalttılar. Şu anda ve oyuna bir duraklatılma geldi. Acaba ne sorun var? Şu anda bakıyorum, fark edemedim, inceliyorum. Yok, evet, şu anda fark edemedim. Ne gibi bir problemi olduklarını, problemi var olduklarını. Intel Extreme Masters Taipei yarı final ikinci mücadelesi arkadaşlar. Bu best of 3 üzerinden oynanıyor. 3 maç üzerinden oynanıyor. Saigon Jokers ve Taipei Assassins arasında oynanan bu karşılaşma. Evet, mouse'da bir bozukluk olduğunu görüyoruz şu anda. Mouse'da veya klavyede orada ekipmanla ilgili bir problem var. Saigon Jokers oyuncusunun orman oyuncusu. Evet, orman oyuncusu demişken birazcık safety'den bahsedelim. Kendisi jungle ormancı. Lee Sin ve Warwick en sevdiği şampiyonlar, şu anda tercih etmemiş de olsa. Bir dakika, yine sürmem gerekiyor. 2013'te Saigon Jokers takımına katılmış. 2 yıldır burada var. Eski bir Dota oyuncusu. League of Legends'a başlamadan önce de Dota'da profesyonel elektronik spor hayatına devam ediyordu. Evet, ESL yetkilileri şu anda halletmeye çalışıyor sorunu. Arkadaşından da yardım istedi. Rakip ormancıya bakacak olursak, Taipei Assassins'in ormancısına bakacak olursak, Window kendisi Challenger, Rek'Sai, Lee Sin ve Jarvan 4 en sevdiği şampiyon. Şu anda da zaten onu Jarvan 4 ile görüyoruz. Evet, mouse'la ilgili yok, mouse'la ilgili bir problem değil. Şu anda onunla ilgilenen yok. 2013'te alt takımdaydı kendisi Window arkadaşlar. 2014'te geri üst 2014'te üst takıma çıktı. Yani alt takımdan üst takıma çıkan bir oyuncu, başarılı bir profil, başarılı bir kariyer hikayesi derken maç başladı, sorun çözüldü. Morning çok hasar almış, canının yarısı gitmiş durumda. Canını toparlamış bir Malphite görüyoruz. Her ikisinin de yok. Malphite'ın ışınlanı yok, sıçrası yok. Nara baktığımızda ışınlanı var, sıçrası yok arkadaşlar. Orta koridora baktığımızda LeBlanc'ın şeytani külliyatının bittiğini görüyoruz. Lissandra'nın ise şeytani külliyatı artı yasak idolünün bittiğini görüyoruz arkadaşlar. Morning can iksiriyle kendini toparladı ve bumerangıyla Malphite'ı dütmeye başladı bile. Bu arada Janna'nın skoru geldi Lissandra'dan. Şu anda o savaşı göremiyoruz. Üst koridorda Nar
Malphite'i dürtmeye devam ediyor. En iyi LeBlanc skorunu da almayı başardı. Şu anda takım savaşında reji bize ısrarla göstermiyor hala. Hala göstermiyorlar. Şu anda sadece üst koridoru izliyoruz. Rejide bir aksaklık var. Hemen ilgileneceklerdir diye umuyorum. Bu arada Type Assassin's ejderhaya başladı. Nar Malphite üzerinde çok yüksek hasar bıraktı. Malphite henüz 5 level, 6 level olmuş bile değil. Çok yüksek hasar var. Kutu altına girmeyi deneyecek mi Morning? Hayır, denemeyecek derken Rejide kendine geldi. Kamerayı hareket ettirmeye başladı arkadaşlar. Kamera bir an takılı kaldı demek ki. Type'yi de sevgili Rejide. Şu anda skorlara bakmak istiyorum. Aşağıdaki takım savaşını izleyemedik. Lissandra'nın Janna'yı düşürdüğünü görmüştük. Ardından Ennin'in de LeBlanc skorunu aldığını görmüştük. Böylelikle Taipei 2'ye 1'lik skor avantajını elde etmiş durumda. Ve altın farkı olarak neredeyse 1500 altın çıkmış bir durum söz konusu. Ejderhayı alan taraf ise arkadaşlar Taipei oldu. Değil mi? Ejderha alan taraf Taipei oldu. Görmediğim için bir an söylemedim. Evet, Taipei bufflarından kontrol ettiğim üzere. Üst koridor tamamen şu anda tünellerle kaplı durumda. Rek'Sai tünellerini kullanarak hızla mesafe kat etti. Ama sadece kayıcılar alacak. Janna da oradan orayı bir güzel totemleyip oradaki seviyeden yararlanmaya çalışıyor. XP'den. Tecrübe puanından, seviyeden değil, yani Türkçesini unuttum. Bıçaklı bu merangıyla dürtmeye devam ediyor. Eni orada. Şu anda bir ninja baskın gibi bir şey kendini göstermedi. Graves'in Sivir üzerine gelmesini bekliyor. Sivir şu anda geriye çekilmiş durumda. Eni'nin ok olduğunu bilmiyor. Baktığımızda Eni'nin ultisinin henüz olmadığını görüyoruz. 4 level kendisi, tutuşturu da yok. Ama şu anda bitkinliği var. Olası bir savaşta açıkçası ben şu anda Taipei Assassin's takımını daha avantajlı görüyorum. Aşağı koridor olarak en azından. Her iki desteğin de bir skoru var ve bir kere ölmüşler. Nişancıların ise henüz skoru yok. Bu arada ben bir adresine bir refresh atayım. Benim nasıl gittiğini kontrol edebilmek adına. Tamamdır. Lupin minyon farkı olarak dediğim gibi minyon farkı çok sık atabilen bir karakterist özelliği var derken yayın GG olmuş durumda şu anda kaynak kodundan dolayı derken şu anda düzeldi geri arkadaşlar. Anlık bir kaynak kodu kötü oldu ama şu anda bir problem yok. Geri eski haline döndü. Bakıyorum herhangi bir skor gelmemiş. Herhangi bir problem gözükmüyor şu an için. Ups. Enerji içeceğim. Önümdeki modlara döküldü şu anda. Birazcık problem olacak bu. Nar'ın sihri çeneği bittiğini görüyoruz. Malphite karşısında gayet mantıklı bir eşya. Çünkü verdiği büyü direnci koridorda daha fazla kalmasına sağlayacak. Hani olası bir takım savaşında daha fazla hayatta kalmasını sağlayacak koridordan ziyade. Jarvan'ın uzun kılıç, iki tane uzun kılıç aldığını görüyoruz. Oradan hırpalayana gidecek arkadaşlar. Rek'Sai de bir uzun kılıç almış. O da hırpalayana gidecektir. Orta koridor oyuncularına baktığımızda 34 milyon farklı görüyoruz. Lissandra şu anda bu arada Rek'Sai çok yüksek hasar aldı ama çarpını da kullandı. Morning üzerinde baktığımızda Malphite'in ultisi şu anda yok. Bu arada Lupin'in canı çok az, sıçrasını ve ultisini kullanarak kaçmayı başardı. Janna'nın da sıçrasını aldı bu arada. Janna belki bitkinliğini alsa orada daha fazla yaşayabilirdi. Morning şu anda Mega Nar olmayı başardı. Sersemletti. Duvar kenarında Nar ultisini atabilir. Mükemmel bir flash ve ultisini dodge'lamayı başarıyor. Ultisinden kaçmayı başarıyor. Bu arada bir altında bir baskın göreceğiz. Jarvan Eni. Lissandra da orada. Büyük ihtimalle iki tane skor geleceğiz. Işından geliyor oraya. Lissandra ultisini kullandı. Ardından Sivir Janna'yı düşürmeyi başardı. Play'i çok eşit bir şekilde tankladılar. Malphite tutuşunu kullandı ama nafile. Lissandra'nın canı yarıya inmiş durumda. Ama bu skoru almasına engel değil. 5'e 1'lik bir skor. 3 tane skor çıkarıyorlar birdenbire. Mesafeyi çok hızlı kat ediyorlar. Mesafeyi çok hızlı kat edebilen bir tek Lissandra, Janna ve Nar var. Ama
Hani rakip takım daha fazla mesafe kat edebilen şampiyonlar olmasına rağmen bu kompozisyonu Saigon Jokers'ın yapmasını beklerken Taipei Assassins'ten gördük. Tam tersi bir durum söz konusu oldu. Beklentilerimiz de tam tersine çıkarttı arkadaşlar. Orada da Eni'nin düşmemesi çok önemliydi. Eni'nin canı çok azdı. Kuleyi de eşit bir şekilde paylaştılar derken Sivir'in AMK kılıcını aldığını ve kazmayı aldığını görüyoruz. Oradan da hırs kılıcına gitmiş. Statik veya yoğumu ardından da ebedisini tamamlayacaktır. Reis'e baktığımızda AMK kılıcı ve kazması var. O da ebedi kılıca doğru gidiyor. Bu arada mükemmel bir baskın. Sersem etmeyi başardı. Tibbs çıktı. Ardından Lissandra yerine mıhlayıp skoru almayı başardı. Orta koridordan kule düşecek. Morning şu anda Malphite'in üzerinde çok yüksek hasar bırakıyor. Hayalet gelenini dalmış ve rakipten çok fazla büyü direnci yemiyor. Yine de ayısıyla Graves'in üzerine doğru yürütmüş ve hasar vermeye devam ediyor arkadaşlar. Üst koridora baktığımızda üst koridorun iki katı minyon kesmiş binler var. Şu anda altın farkının asıl kaynağı da bu. 15.800'e 21.900. 6.000 altın farkının asıl nedeninden biri de oluşan bu minyon farkı diyebiliriz. Ormancılar hala minyon olarak eşit seviyede olsa Jarvan'ın bir skoru ve 5 asisti her şeyi tamamen değiştiriyor arkadaşlar. Bu arada onlardan mükemmel bir ulti, iki kişiyi tutan baktığımızda Malphite'in ultisi var. Ultisini kullandı. Rek'Sai'nin üzerinde Rek'Sai canını çok azalttı. Gömül yeteneğiyle geriye gidiyor ve orada işte Secret Gen olmasının büyük özelliği düşmemesini sağlıyor. Ardından Heartland'de olduğu için bir türlü düşmüyor arkadaşlar. Orada Nar gerçekten çok güzel bir oyun oynadı ve ultisiyle iki kişiyi tutunca pek de fazla yapacak bir şey kalmıyor açıkçası. Şu anda Lissandra kara noktada ve Grace'i almayı planlıyor. Büyük ihtimalle baktığımızda moral manikomu bitmiş ve ayakkabısı bitmiş bir Lissandra görüyoruz. Bu arada ikinci ejderha da şu anda Taipei Assassin's'e gidiyor. Orada Lissandra olduğunu keskin buzdan anladı Janna ve orayı totemlemeyi başardı. Lissandra büyük ihtimalle üste geri dönüş yapacaktı. 3-0-3 giden bir Lissandra görüyoruz. Şu anda gerçekten takımının 6 skorunda da bir payı var. 3-0-3 giderek 3'ünü almış. 3'ünde de asist yapmış. Başarılı bir oyun sergiliyor arkadaşlar. E, 15 milyon kadar bir fark oluşmuş. Bir Sivir var. Hala ebedisi veya statiği bitmiş durumda değil. Oyuncuları görüyorsunuz. Saigon Jokers 2000'deki arkadaşlar. Top Jungle, Orta Koridor. Nişancı ve destek diye sıralanmış durumdalar. Malphite Morning'in üzerinde kayısını fırlatıyor ama Morning o kadar büyü direnci var ki pek fazla yapabileceği bir şey yok Malphite'ın açıkçası. Sersemletmeyi başardı orada Nar. Pardon, minyonları almayı başardı. Üçünü de hızlı bir şekilde orada kuleye minyonlar kuleye çok hasar vermiş durumda. Kulenin altına kayısını aldı, ardından tekrar Malphite atmayı başardı. Sersemletmeyi de başartıyor. Şimdi de düz vuruşlarıyla büyüyünce sersemletiyor, küçük olunca da dürtüyor. Gerçekten başarılı bir oyun görüyoruz Nardan. Ekranını yeni açanlar için hatırlatayım. Intel Extreme Masters Taipei yarı final mücadelesini anlatıyorum. Ben Burak Çevik. Burak BR Çevik, Çevik arkadaşlar. Takımlar ise Taipei Assassins ve Saigon Jokers. Bundan önceki mücadelede yarı final mücadelesini arkadaşlar EHQ Flash Wolves'ta EHQ ve Flash Wolves karşılaştı. Onu da Flash Wolves kazanmıştı. Böyle küçük bir anekdot geçeyim size. Küçük bir hatırlatma yapayım. Final maçları bugün oynanmayacak. Yarın saat 5'te sabaha karşı yine aynı saatte 5'te olacak arkadaşlar. Orta koridora baktığımızda Morel Aminico'mu bitmiş. Aşırı büyük sopa eklemiş eşyaların yanına Lissandra. LeBlanc ise henüz aşırı büyük sopayı ekleyememiş. Aradaki fark hani bir yaşa diyebiliriz. Lissandra ultisini kullanıyor Grace üzerinde. Jarvan da ardından ulti attı. Kule altına kalsa da Grace'in yapabileceği pek bir şey yok. Sıçrasının şifasını kullanıyor ama ölmemesine engel değil. Janna'ya baktığımızda üst koridorda olduğu için yardım edemiyor. Şu anda Sivir ultisini kullandı. LeBlanc sıçrasını atmak zorunda. Vurkaçını da kullandı. Janna şu anda oraya doğru geldi. Sivir son anda sıçrasıyla kaçmayı başardı. Eni de ultisiyle sersemletti ve kaçmayı başarıyor arkadaşlar. Her ikisi de LeBlanc o kadar kovalamamaları gerekiyordu. Karanlık ve arkasından kimin çıkacağı bilinmiyordu.
Keşif taşı alan bir Jarvan görüyoruz arkadaşlar. Ormancılarda sık sık keşif taşı görüyoruz artık. Rixxay'ı da şu anda Yakut Kristal var üstünde. O da büyük ihtimalle keşif taşı alacaktır. Bir takımda her iki oyuncunun da keşif taşı alması. Bu arada aşağı koridordan kule düştü. Kulelerde 4'e 0 durumdalar. Keşif taşı diyordum. Bir takımda her iki oyuncunun da keşif taşı alması çok önemli. Çünkü hani 3 totemo, 3 totemo çok rahat bir şekilde nereye giderlerse gitsin hep yanlarında totem taşımış oluyorlar. Aynı zamanda verdiği can da onları biraz da olsa tanklaştırıyor. Yani şu anda Sivir görüş açısından ve verdiği altın açısından orman canavarını kesmeye devam ediyor. Ebedisi bitmiş bir Sivir var şu anda. Grace'in baktığımızda henüz ebedisi bitmemiş. İki kere skor vermiş karşı takıma. Bir tane de asisti var kendi takımı için. Saigon Jokers takımındaki tek skor Jhana aldı. Bu kötü bir istatik Saigon Jokers adına. TPE'ye baktığımızda ise orta koridor 3 skor. Nişancı 1 skor. Orman 2 skor ve destek 1 skor almış. Hani üst koridor hariç her oyuncuya paylaştırmışlar diyebiliriz. Bu arada kırmızıyı alan bir Sivir var. Artık takım savaşlarında daha korkunç olacak. Majarvan Malphite'i tutmayı başardı. Elinin sersemletmesi var bakıyorum. Arkasından gidecek mi? Hayır, devam etmiyorlar. Lissandra da buzlu pençeyle geldi ama yeterli olmadı. Ormanın derinlikleri totemleri temizliyorlar ama şu anda eksik kaldılar. Aşağı koridorda bu arada Nar Graves'in canını bir hayli yakmış durumda. Nar vurmaya devam ediyor. Az sonra Mega Nar olacak. Büyük ihtimalle Nar Graves'i düşürmeyi başaracak ve başardı arkadaşlar. 8'e birlik bir durum. Type Assassin's çok güzel başladı. Güzel devam ediyor gerçekten de. Bu şu anda ilk maç Best of 3 üzerinden oynanıyor. İki maçı kazanan finale adını yazdıran ekip olacak arkadaşlar. Lissandra şu anda üst koridorda Lissandra ve Sivir ikilisi üst koridorda kulenin canını bir hal yakmış durumda. Lissandra ultisini kullandı. LeBlanc'a karşı Malphite ultisi kullanıyor ama mükemmel bir Zhonya geldi. Jarvan ultisi attı. Tibbers 3 kişiyi tutuyor. Lissandra Rex'e almayı başardı. 2'de 2 geldi. 3'te 3 gelecek mi? Citrus'ını kullandı ama 3'te 3, 3'te 3 geliyor. Katliam mı? Hayır. Bir tık Graves hayatta aşağı koridorda aşağı koridorda Nar kuleye hızlıca vuruyor. Üst koridorda da 3 tane oyuncu kuleyi hızla almak üzereler arkadaşlar. Oradan inhibitor açmak istiyorlar. Sivir şifasını kullandı. Acaba bir surrender mi göreceğiz? Çünkü şu anda takımın yenmesi çok zor. Evet. Oyuncular geri dönüyor arkadaşlar. Aşağı koridorda kule düşmedi yalnız. Kulenin canına hemen bir bakalım. Evet, kulenin canı full şu anda. Bunlar oradaki kuleyi almayı başaramadı çünkü herhangi bir saldırı hızı yok. Sadece sihri çene, dev kemeri ve ruh gömleği var. Hani herhangi bir saldırı hızı eşyası olmadığından o koridoru hızlı düşüremedi. Ayakkabı olarak da ninja tabisi tercih etmiş. Savaş çizmesi değil arkadaşlar. Bu da ilginç bir not diyebiliriz. Ejderha şu anda doğmuş durumda. Saigon Jokers ekibi Ejderha'nın önündeki totemleri temizliyor. Ve Saigon Jokers ekibi Ejderha'ya başladılar. Malphite şu anda üst koridorda. Ama Malphite'in ışınlı ne olduğunu biliyoruz. 2000 cana kadar düşmüş durumda. Şu anda baktığımızda Sivir çok geride. Rexxay'ı almayı başardı Ejderha'yı. Grace'in canı çok az. Grace, Lissandra ultiyi kendi üzerinde kullandı ve Grace skorunu aldı. Malphite ışınlarını kullandı. Malphite arkada şu anda hasar vermeye çalışıyor. Rexxay'ı yeni düşürdü. Malphite kaçmaya çalışıyor. Jarvan'dan mükemmel bir sancak kombosu. Burada bunlar 3 kişiye ultiyi atmayı başardı. Morning'den çok güzel bir oyun. LeBlanc onu sersemletmeyi başardı. Devam ediyor. Arkadan buzlu pençe geldi. Sivir Janna'yı almayı başardı. Oradan devam ediyor. Vuru kaçını kullanmaya izin vermeden Jarvan ultisini LeBlanc üzerinde kullandı ve 4 tane oyuncu şu anda ölü. Son kalan oyuncu ise Rex'e, o da orta koridordan kaçıyor. Type'e baktığımızda 5 oyuncunun da canlı olduğunu görüyoruz. Şu anda hepsi hayatta. Aşağı koridor, üst koridordan inhibitörü aldılar. Aşağı koridordan da kuleyi alıp ardından inhibitörü almak istiyorlar. Lupin kuleyi tanklıyordu. Minyonlar gelince hemen geriye gitti. Aslında Grace'e vurduğu için tanklamaya başlamıştı. Kuleyi aldılar. Rakip doğduğu için riske atmıyorlar. Çünkü yarı finali mücadelesinin ilk maçı hata kabul etmeyen bir maç. Büyük bir arena. Saigon Jokers Vietnam takımı. Type Assassin's ise Tayvan takımı arkadaşlar. Minyonları ittirmeye başladılar. Minyonlar ikiz kulelere dayanmış durumda. Ama hızlıca ittirmeyi başardılar çünkü çok alan etkili
bir takım kompozisyonu var. Mion ittirebilen bir takım. Evet arkadaşlar, orta koridora baktığımızda Zonya'sı, Robadon'u ve Morello Minico'yu 8.05 giden bir Lissandra var. Adeta harikalar yaratıyor Xavi. Eski bir Dota oyuncusu, dünya üçüncüsü olmuş bir oyuncu. Dota'da ardından LoL'e geçmiş 2014'te ve bir senede şu anda bu oynadığı seviyeye gelmiş durumda. Gerçekten çok başarılı. Orta koridordan itmeye devam ediyorlar. Totem savaşları hala hız kesmeden devam ediyor. Durum ne kadar kötü olsa da veya durum ne kadar iyi olsa da, yani ne olursa olsun totem savaşları her zaman devam ediyor bu oyunda. Buzul pençeyi kullandı ve minyonları hızla ittirdiler. Orta koridordan da bir kule almaya çalışıyorlar. Bu arada Leblanc kombosunu yaptı ve Jarvan'ın canı bir hayli azalmış durumda. Bu arada pası farklı oldu. Sivir çok güzel karşısı sıçrar ya. Eni şu anda çok içeride. Graves Eni skorunu almayı başardı. Bu arada Sivir kovalamıyor. Jarvan ultisiyle gitti ama pasife yanlış kişiye Jarvan'ın canı bir hayli azalmış durumda. Rex'e bakalım Jarvan olabilecek mi? Nar kule altında Sivir almayı başardı. Sivir 2'de 2 yapıyor. Janna ve Rek'Sai düştü. Orta koridordan da bir kule düşüyor arkadaşlar. Sancak kombosuyla hızla oraya eriteceklerdir. Birinci inhibitör düştü. İkinci inhibitöre doğru vuruyorlar. İkinci inhibitör düştü. Üçüncü inhibitöre doğru gidiyorlar. Üçüncü inhibitörü açacaklar mı yoksa direkt kulelere mi? Direkt kulelere vuruyorlar. Jarvan ise üçüncü inhibitörü açmaya çalışıyor. Oyunun sonlarına doğru geldik. Yarı finalin mücadelesine. TPA, Type Assassins kazanıyor diyebiliriz şu anda. Çevirmesi gerçekten bir mucize olur. Saigon Jokers adına. Hızla Type Assassins oyuncuları geri dönüyor üstü arkadaşlar. Eşyalarını tamamlayıp geri döneceklerdi. Bu arada Rex'e şu anda çok ters bir pozisyon ama tünelleri sayesinde ve hareket hızı sayesinde kaçmayı başardı. Malphite ve Graves, Janna ve diğer oyuncular üste gelen süper minyonları ittiriyor. Bir kaplumbağa gibi sadece gelen minyonları temizleyebiliyorlar. İşte gördüğünüz gibi Type Assassin's oyuncuları ejderha olarak baktığımızda ikiye birlik bir ejderha. Şu anda oyunu buradan döndürmeleri çok zor Saigon Jokers'in. Ama çok da kötü bir durum, aşırı da kötü bir durumda değiller. Hani bu arenada neyin ne zaman belli olacağı, neyin ne zaman ne olacağı belli değil arkadaşlar. Futbolda bir terim vardır, top yuvarlaktır. Hani bu deyimi de hani burada kullanabiliriz. Top yuvarlaktır, ne zaman ne olacağı belli olmaz. Kime döneceği, kime geleceği belli olmaz. 3 inhibitör de açılmış durumda ama bu ne demek? Minyonlar hızla gelecek demek. Minyonlar gelirken de belki o minyonlardan altın kazacaklar diye iyimser bir polyanacılık yapabiliriz. Type Assassin's Baron'u da alarak benim tüm iyimserliğimi götürüyor diyebiliriz arkadaşlar. Maçın bir son dakikasına geldik. Son dakikalarına geliyoruz artık. En fazla bir 5 dakika daha sürer diye tahmin ediyorum maç. Artık balon güçlendirmesiyle kuşatma minyonlarını da ikiz kuleleri de düşürmeyi başarırlar diye tahmin ediyorum. Şu anda yine totem savaşları devam ediyor. Totemleri hızla ediyorlar. Bu arada Rek'Sai minyonlardan öyle bir hasar yedi ki canı %20'ye %30'a kadar düşmüş durumda. Üst koridorda inhibitör tekrardan devrede ve üst koridor inhibitörünü hızla alıyorlar. Minyonlar ve kasta eşyalardan dolayı şu anda 19'a 4'lük bir skor var. 53.000 altına şu anda 33.000 altın, 20.000 altın fark var. Kule altında mükemmel bir ulti, 2'de 2 yapan bir Lissandra, 3'te 3 yapan bir Lissandra. 4'te 4 görecek mi? 4'te 4 geldi Lissandra'dan. 5'te 5 mi göreceğiz? 5'te 5 mi? Lissandra'da mı kaldı o skor acaba? 5'te 5 görüyoruz Lissandra'dan. Ekranlarımız birdenbire gitse de herhalde reji havaya sıçradı ve kablolara bir şeyler oldu. 5'te 5 görüyoruz Lissandra'dan. Type Assassins 5'te 5 yapıyor ve yarı finalin ilk maçını kazanmayı biliyor. Bir maç daha kazanırsa finale adını yazdıran ekip olacak arkadaşlar. Bu arada hemen